Almanya'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Berlin'de Türklere hitap etti. Konuşmasında 17 Aralık operasyonunu değerlendiren Erdoğan birçok milli değerin hedef alındığını söyledi. Bunlarda zerre kadar vatan sevgisi yok. Bunlarda zerre kadar millet sevdası yok. Kendi ülkesini gidip farklı ülkelerde karalayan insanlarda vatan sevgisi olabilir mi? Millet sevgisi olabilir mi? Eğer yapacağın bir şey varsa bunu gel ülkenin içinde yap. Gücün yetiyorsa orada yap. Ama güçlerinin yetmediğini bilerek farklı yerlerde bakıyorsunuz ki dezenformasyon yapmak suretiyle ne yazık ki bu tür takiye, yalan, her yol var bunlarda. İşte bu saldırıların da önünü kestik. Bu oyunu da bozduk. Bu tuzağı da alt üst ettik. Türkiye üzerine kirli hesaplar yapanların, bu kirli hesapları gerçekleştirmek için kullanılan maşaların heveslerini kursaklarında bıraktık. 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat süreçlerinde ülkenin içerisine düştüğü durumu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin o günlere döndürülmek istendiğini kaydetti. Kim olursa olsun, yolsuzluğa, hırsızlığa, usulsüzlüğe asla izin vermeyen, göz yummayan, müsamaha göstermeyen bir iktidar var. Bu tür iftiralarla bir yargı darbesinin yapılmasına, milli iradenin tekrar çalınmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Kardeşlerim, bakınız, yaptıkları planlar tek tek deşifre oluyor. Yolsuzluk ve rüşvet iftirasıyla kurdukları tuzak, asıl niyetler, asıl gayeler tek tek ortalığa saçılıyor. Çok enteresan. Şu hale bakın. Milletvekillerine istifa et talimatı vererek, yeni parti hesapları yaparak, bakanları atamaya heveslenerek, Türkiye üzerine kurdukları çirkin senaryo net bir şekilde görülüyor. Hiç kusura bakmasınlar. Geçti o günler. Türkiye'de demokrasi var. Türkiye'de sandık var. Türkiye'de artık hükümetleri millet kuruyor, millet görevden alıyor. Şuna istifa et, buna istifa et diyenler lütfen çok uzaklarda kalmasınlar. Siyasetin yeri Türkiye. Gelsinler Türkiye'ye, siyaseti Türkiye'de yapsınlar. Unutmasınlar. Bundan sonra da Türkiye'de millet ne derse o olacak. 17 Aralık sürecinden inşallah Türkiye güçlenerek çıkacak.